Tekrar merhaba, Anime Maker'ı anlatmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bu videoda sizlere Anime Maker'ın ses özelliklerinin yer aldığı Anime Maker Voice programından, uygulamasından bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, önceki videolarımda da kısaca bahsettiğim gibi, eğer çalışmalarınızda insan sesi kullanmak istiyorsanız, bir seslendirmeci kullanmak isterseniz, Anime Maker size bu imkanı da sunuyor. Ancak benim videoyu hazırladığım sıralarda bu beta sürümüydü. Sanıyorum belli bir süre sonra da bu Animaker'ın gerçek bünyesi içerisinde de yer alır diye düşünüyorum. Çünkü buradaki özellikler şu anda çalışmıyor. Bu zamana kadar örneğimizi bir hatırlayalım öncelikle. Yeri gelmişken söylemek istiyorum. Eğer Animaker'a bu videodan başlayarak girmişseniz, bundan önce 3 tane video var. Bunlar hem temel bilgileri anlatıyor hem de diğer özellikleri anlatıyor. Öncelikle o videoları seyretmenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, bu zamana kadar yaptığımız örneğimizi bir hatırlayalım. Bir kendi kanalımız olan Eğitim Destek Merkezi, Eğitimdem'in bir tanıtım videosunu hazırlıyoruz Animaker yardımıyla. Bu zamana kadar şunları yaptık. Arka planını tasarladık. Şurayı da kapattım bu arada. Hemen şuradan da çalıştırmış olalım. Bir efekt kullandık. Ses efekti, bir görsel efekt kullandık. Yazı kullandık. Bir animasyon yaptık. Ve diğer medya kullanımlarını gerçekleştirdik. Bu animasyonda da, bu videoda da size insan seslerini nasıl kullanabiliriz, sesimizi Animaker'da nasıl kullanabiliriz, bundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, dediğim gibi doğrudan doğru entegrasyon henüz sağlanmış değil. Dolayısıyla bağımsız program girip seslerimizi kaydedip ondan sonra da buraya adapte etmemiz gerekecek. Öncelikle arkadaşlar, az önce de gördüğünüz gibi kürsüdeyken kendi sesimden ben bir sunum yapacağım, bir açılış yapacağım, bir cümle yazacağım. İşte merhabalar, işte eğitimden. Eğitim Destek Merkezi tanıtım toplantısına hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum diye bir cümle kullanacağım. Ondan sonra da sonraki sahnede kullanmak üzere bir kadın sesi kullanacağım ki bu sefer onu Animaker Voice'tan yararlanacağım arkadaşlar. Animaker Voice yardımıyla o programı yapabileceğim. Evet, şimdi seslerimizi kaydetmek üzere arkadaşlar. Şuradaki bu ikinci bir sekme açıyorum. O sekme yardımıyla animaker.com yazıldıktan sonra şuraya slash ya da taksim çizgisi voice yazarak arkadaşlar enter tuşuna basıyorum ve Animaker'ın ses özelliğinin bulunduğu sayfayı açıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, burayı açtığınız zaman bakın, en alta doğru indiğimde, tabii ki hemen şunu söyleyeyim arkadaşlar, Web 2.0 araçların tümünde vardır bu. Sıklıkla güncellendiği için bazen buradaki uygulamalar çok daha başta olabiliyor. Tasarımcılar, içeriği geliştiren kişiler, bunu aracı geliştiren kişiler sıklıkla sayfa üzerinde güncelleme yapıyorlar. Dolayısıyla aradığınız standardı her zaman, yapmak istediğiniz şey her zaman bulunduğu sayfada yerli yerinde bulamayabilirsiniz. Bakın, ne var ne yok şeklinde açıklamalar var. İnsan ses benzeri seslendirme var. Bakın, burada da kontrol çok dilde ses seçenekleri gibi açıklamalar var. Mesela ben geçen ilk 3 videoyu hazırladığım sırada sayfanın tasarımı bu şekilde değildi. Dediğim gibi her seferinde Animaker yeni güncellemeler ekliyor sayfalarına. Arkadaşlar, aşağıya doğru indiğiniz zaman bakın, şurada, burada açıklamalar var, isterseniz tabii ki okuyabilirsiniz. Şurada, bu şimdi oluşturun, sesinizi demek istediler sanıyorum. Evet, çevirilerde tuhaf bir tarz şeyler olabiliyor. Bu şimdi oluşturun diye bir düğme var, bakın. Bu düğmeye tıklattığınız zaman hemen Animaker'ın ses kısmı açılıyor arkadaşlar. Evet, bakın. Burada da var, bakın burada da görebiliyorsunuz. Animaker'a burada video oluşturabiliyorsunuz. Ve şurada ses diye görüyorsunuz, bakın. Tıklattım.
Bununla ilgili arkadaşlar İngilizce hazırlanmış bir tutorial var. İsterseniz burada bir bilgilendirme var. Buradan da okuyabilirsiniz. İzleyebilirsiniz. Ben izlememeyi tercih ediyorum ve şuradan çarpıyı basarak videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sayfa bu şekilde. Animaker ses zaten burada da yazıyor. Şuradan hangi dilde seslendirme istiyorsanız onu yazıyorsunuz arkadaşlar. Geldim bakın burada Türkçe var. Türk'ü seçtim. Arkadaşlar benim videoyu hazırladığım bugün henüz erkek sesi tanımlanmamış. Ama kadın sesi var. İnşallah vardır, değiştirmemişlerdir. Bakın buradan kadını seçiyorum. İsim de vermiş Filiz diye. Bu işlemi yazdıktan sonra arkadaşlar şurada gördüğünüz kutuya kadın karaktere hangi ifadeleri seslendirmesini istiyorsanız yazıyorsunuz arkadaşlar. Ben buraya geliyorum. Merhaba. Taylan Bey. Hoş geldiniz. Ben kadın karakterin bu cümleyi söylemesini istiyorum. Arkadaşlar bir seferde olmak üzere toplam 3000 karakterlik bir seslendirme yapabiliyorsunuz. Eğer ücretsiz kullanıyorsanız Animaker'ı bir ayda 5 kez, en fazla 5 kez bu kısmı kullanabiliyorsunuz. Ona göre bir düzenleme yapmanız gerekiyor. Elbette ki tabii ki farklı mail adresleri girerek de bu sayıyı yükseltebilirsiniz veya hiç uğraşmazsınız. Animaker'ın ücretli sürümünü elde edersiniz. Burada zaten fiyatlandırma kısmı var. Bu konuda fiyatlar konusunda fikir alabilirsiniz. Evet, bakın bunu yazdım. Şuradan seslendirmeyi duyabilirim. Hemen duyalım. Biraz metalik bir ses çıkıyor. Biraz diksiyonlu. Merhaba Taylan Bey, hoş geldiniz. Bakın bir kez daha dinleteyim. Merhaba Taylan Bey, hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi biraz diksiyonu bozuk olmakla beraber bir kadın sesi elde edebiliyorsunuz. Hemen yeri gelmişken söyleyeyim. Hiçbir dijital ses bir insan sesinin yerini tutmaz. Dolayısıyla eğer imkanınız varsa insan sesi kullanmanızı naçizane tavsiye ederim. Ama eğer sınırlı zamanlarda çalışıyorsanız, böyle bir imkanınız yoksa, özellikle maddi olarak, çünkü seslendirme bir ücretli iştir, o zaman Animaker'ın bu ses özelliğini kullanabilirsiniz. Evet, bunu kullandık arkadaşlar. Şimdi bunu, bakın şurada indir düğmesini tıklatarak MP3 formatında bilgisayarıma indireceğim arkadaşlar. İndir düğmesine basıyorum. Bakın şurada zaten Animaker Voice MP3 şeklinde indiriyor. Gördüğünüz gibi işlem bu kadar basit. Bu işlemi yaptıktan sonra da artık bunu çalışmamızda kullanacağız arkadaşlar. Evet, bu burada dursun. Peki biz diğer seslendirmeleri nereden yapacağız? Arkadaşlar burada açtınız. Eğer şu anda görüldüğü gibi animasyon aktif ise, bakın şurada olduğu gibi, şurada video zaman çizelgesi var. Burayı tıklatarak o kısma geçebilirsiniz. Buraya geçtikten sonra şuradayken arkadaşlar seslendirmeyi kaydedebilirsiniz. Dediğim gibi Voice'daki özellik burada da var ama zaman zaman hata mesajıyla karşılaşabiliyorsunuz. Özellikle senkronize işlemi yapma sırasında konuşma metni kısmı çalışmayabiliyor arkadaşlar. Seslendirme kaydını şimdi deneyeceğim ama ben zaten videoda kullanabilmek için bir seslendirme kaydı yapmıştım. Eğer bir aksilik çıkarsa da o kaydı kullanacağım arkadaşlar. Seslendirme kaydına giriyorum. Bakın burada ses kaydı kısmı çıkıyor. Daha sonra da açacağım arkadaşlar. Şuraya tıklatmam yeterli. Evet, burada zaman zaman bu tarz bir sorun yaşayabiliyorum arkadaşlar. Evet, ben bunu daha önceden kaydetmiştim. Kaydedilmesi bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şurada bakın, seslendirme yükle diye bir seçenek var. Ben onu, isterseniz tabii ki bilgisayarınızda bulunan başka bir ses kayıt bunu da kaydedebilirsiniz.
veyahut da internet ortamında ses kaydını alan uygulamalar var. Onlardan bir tanesini de kullanabilirsiniz. Eğer Animaker zaman zaman burada olduğu gibi, şu anda olduğu gibi bir sıkıntı yaşatırsa. Ben videonun süresini dikkate alarak şey yapmak istemiyorum, uzatmak istemiyorum. Evet, geldim bakın buraya girdim. Seslendirme yükle diyor bakın. Burayı tıklattığınızda bilgisayarınızda kayıtlı olan şurada sesler var bakın. Geliyor. Bakın bu benim tanıtım. Merhabalar. Eğitim Destek Merkezi Eğitim Demin tanıtım toplantısına hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu kayıt arkadaşlar. Bu da Merhaba Taylan Bey. Hoş geldiniz. Az önce konuşma metni özelliğini kullanarak kaydettiğim kadın sesi. Bu ihtiyaten kaydettiğim bir şeydi. İsterseniz diğer kaydı da gösterebilirsiniz. Ama nasıl kaydedildiğini zaten size gösterdim. Evet. Şimdi ne yapacağım? Karakterim kürsüye çıktığında tanıtım hoş geldiniz seslendirmesini kullanacağım. Geldim bakın. Buraya tıklattım. Şurada bakın artı işaretine basıldığı zaman işlem sırası ekranı karşıma geliyordu. Bir önceki videoda anlatmıştım. Bakın tıklattım. Bunlar geldi. Nerede kullanacağım bunu? Bakın burada yürüyor. Şuradaki tıklattığımda şuraya bakın. Herhalde şu olması lazım. Evet. Bundayken sesi kullanacağım arkadaşlar. Geldim. Şu sesi aldım buraya bakın. Yerleştirdim. Şuradan bakın. Önce yürüme efekti karşımıza gelecek. Bu işlem tamamlandıktan sonra 4 saniyeden sonra şurada benim kaydettiğim ses gelmiş olacak. Hemen test edelim olmuş mu? Kapattım. Dinletiyorum bakın. Karakterim geliyor. Kürsüye çıkıyor. Ve başlıyor. Merhabalar. Eğitim Destek Merkezi Eğitim Demin tanıtım toplantısına hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Evet. Bakın. İşlemleri tamamladım. İsterseniz tabii ki buradaki görselleri uzatabilirsiniz. Daha ince animasyonlar yapabilirsiniz. Vesaire. Bunlar çalıştıkça tam olarak ne yapmak istiyorsanız karakterlerinizi videonuzu o şekilde oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Ama teknik olarak mantık bu şekilde. Seslendirmeyi ister Animaker özelliğini kullanarak isterseniz dışarıdan kaydedebiliyorsunuz. Konuşma metnini hazırlayıp kadın karakteri elde edebiliyorsunuz Türkçe için. Erkek karakter ne zamana kadar konulduysa onu da tabii ki isterseniz kaydedebilirsiniz. İşlemler bu şekilde arkadaşlar. Şimdi yeri gelmişken şurada bakın bu zamana kadar hep başlıksız adsız video şeklinde kaydık. İsterseniz bunu daha kolay hatırlaması açısından başka bir isim verebilirsiniz. Özellikle çok fazla içerik oluşturuyorsanız anlaşılabilir, kolaylıkla fark edilebilir bir isim vermeniz her zaman için önemli. Buraya geliyorum. Buraya eğitimde tanıtım yazıyorum arkadaşlar. Bakın o zaten otomatik kaydettiği için bu isimle de yenisini kaydetmiş olacak arkadaşlar. Evet bu işlemi yaptık. Bu zamana kadar arkadaşlar tek saniyede çalıştık. Dediğim gibi bizim videolarımız tek saniyeden olmak zorunda değil. İsterseniz dilediğiniz kadar senaryonuza bağlı olarak sahne tasarlayabilirsiniz. İlk videoda anlatmıştım. Yeni sahne eklemek istediğiniz zaman ya şuradaki artı işaretini ya şuradaki artı işaretini veya şuradaki artı işaretini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Buraya geldim. Şurada artı işaretine basıyorum. Yeni bir sahne oluşturuyorum. Bu zamankiler çok farklı değil. Sadece burada bir kadın karakterinin sesini nasıl kullanacağını göstereceğim. Geri kalanı hızlı bir şekilde buradan yapacağım. Ne yapıyorduk hemen? Menümüzü açtık.
bir arka plan tanımlaması seçeceğiz. Şuradan tümünü görebiliyoruz arkadaşlar. Şu sahneyi kullanacağım. Zamandan kazanmama, zaman kaybetmeme adına. Bakın video geldi. Şuradan karakter belirleyeceğim. Kadın karakterini seçtim arkadaşlar. Bakın. Bu karakteri seçtikten sonra bakın şuradan oturan bir karakter var. Onu kullanacağım. Şu da olabilir tabii de. Şuradaki daha iyi sanki. Evet, şu karakter ifade. Şunu tıklattım arkadaşlar. Bakın kadın karakterimi arka plana yerleştirdim. Bunu böyle tutabilirim ama senaryo gereği benim erkek karakterim şuradan gelecek ve yüz yüze karşılaşacak. O yüzden bakın şuradayken erkek karaktere yüz yüze bakacak şekilde sahnemi tasarlıyorum. Daha önceden zaten bu özelliği kullanmıştık. Şuradan bakın yönlendirme yardımıyla sahneme taşıdığım karakteri 360 derece döndürebiliyordum. Bunu tıklatarak karakterimi oluşturdum. Daha sonra arkadaşlar karakterin yürüyerek bir sonraki sahnede bu sahneye gelecek. Daha önceden yürüme işlemini yapmıştık. Hemen geldim. Sahnenin dışına taşıdım erkek karakterimi. Daha sonra buradan yürüyen karakterimi, yürüyen ifadeyi seçiyorum şu. Bakın bunun için herhangi bir düzeltme yapmam gerekmiyor. Zaten istediğim şekilde oldu. Erkek karakteri ne yapacak? Buradan içeriye girecek. Bakın şurayı tıklatıyorum. Daha sonra bu karakterden bir tane daha üreteceğim. Karakterimi ürettim. Ve şuradan karakterimi şeye doğru yaklaştırıyorum. Şöyle biraz daha aşağıda olsun. Göz hizasını ayarlamaya çalışıyorum. Evet, şunu da aynı şekilde ayarlayalım. Şöyle gri zeminde yürüdüğünü varsayalım. Evet, işlemi yaptım. Tabii bunları bu şekilde bırakırsak çok hızlı bir şekilde yürüyecektir. Bunu birazcık uzatıyorum. 2 saniyede, hatta 3 saniyede yürümüş olsun şöyle. Bakalım istediğim gibi olmuş mu? Hemen kontrol ediyorum. Bakın tam oraya geldi. Sonra ne yapacağım? Buradaki karakterle bu sefer konuşma işlemini vereceğim. Geldim bu aşamadayken bir artı daha yapıp bu karakterden bir tane daha üretiyorum. Şuradaki kalem işaretine basarak buradaki kişiyle konuşmaya yakın olan bir canlandırma seçiyorum arkadaşlar. Şu da olabilir ama burada sanki bir şey anlatıyor gibi. Şurada görmüştüm bir tane. Onu kullanacağım. O bir şey yiyor. Şuradan en yakın şeyi bulmaya çalışıyorum. Tabii siz belki çok daha iyisini bulabilirsiniz. Ben bir yandan da videonun süresini uzatmama adına daha küçük bir şey arıyorum ama ha, şu daha iyi galiba. Şunu seçmiş olalım. Bakın. Yürüme karakteri bittikten sonra burada seslendirmesini yapacağım. Şuradaki OK tuşuna verdim. Uygulamaya bastım arkadaşlar. Bakın nerede yapacaksam. Bakın burada da var seslendirme karakteri. Bir deneyelim bakalım çalışıyor mu. Ses kaydetme bakın. Konuşma metni daha önceki kullandığımız kadın karakteri için kullandığımız bölüm. Gördüğünüz gibi kaç farklı yerden ulaşabiliyorsunuz. Şuradan tıklatalım bakalım çalışıyor mu. Merhabalar Filiz Hanım, uygun musunuz acaba? Kolay gelsin. Dedim bak kaydettim. Dinliyorum sesimi.
Merhabalar Filiz Hanım, uygun musunuz acaba? Kolay gelsin. Evet, bakımını kaydettim ve buraya bir isim veriyorum. Kolay gelsin diyorum ismi mesela. Bunu kaydediyorum. Daha sonra uygulama dedim. Bakın, senkronizasyonunu tamamlıyor. Gördünüz mü? Buraya kadar geldi. Tam yerine geldi mi gelmedi mi kontrol edeceğim. Ona göre de zaman çizelgesi içerisinde yerini ayarlayacağım. Hemen kontrol edelim olmuş mu? Merhabalar Filiz Hanım, uygun musunuz acaba? Kolay gelsin. Buradan biraz ileri almam gerekecek. Şuralarda bir yerde. Bakın, yürüyor. Merhabalar Filiz Hanım. Biraz daha beri alırsak şuralarda bir yerde herhalde şey bitiyor. Hatta şuradan bu programın kötü bir tarafı animasyonla sesin aynı zaman çizelgesinde olmayışı. Ve buradan kestirmeye çalışıyorum. Bakın şöyle bir şey yaparsak herhalde yürüme biter. Hareket gösterilir. Yürüyorum. Bakın karakterimiz yürüyor. Merhabalar Filiz Hanım, uygun musunuz acaba? Kolay gelsin. Evet, yani şey uygun olmayabilir, oradaki ifade belki daha farklı bir şey olabilir ama mantığı anladınız sanıyorum. Orada uygun bir ifadeyi seçip değiştirebilirsiniz siz. Evet, buraya geldikten sonra kadın karakter konuşacak. O halde kadın karakteri seçiyorum bu sefer. Burayı seçtikten sonra doğrudan doğruya sesi kullanacağım. Bakın buraya kaydetmiştim. Şurada yüklemeler kısmında var. Merhaba Taylan Bey, hoş geldiniz. Evet, bakın şimdi bunu kullanacağım. Animator Voice yazılan kısım orası arkadaşlar. Tabii ki kolay gelsin dedikten sonra bunun girmesi lazım. Tutuyorum, bakın kolay gelsin MP3 dosyasının devamına şeyi yerleştiriyorum. Animator Voice sesini, konuşma metninden ürettiğim sesi buraya yerleştiriyorum. İşlemi tamamladım. Hepsi bu kadar. Bakalım istediğim olmuş mu? Merhabalar Filiz Hanım, uygun musunuz acaba? Kolay gelsin. Merhaba Taylan Bey, hoş. Evet, bu biraz kısa geldi. Hemen düzeltiyorum şuradan. Şurada sahneyi uzatıyorum. Sahne ile birlikte de ses uzatıyorum. Bir daha kontrol edelim. Merhabalar Filiz Hanım, uygun musunuz acaba? Kolay gelsin. Merhaba Taylan Bey, hoş geldiniz. Evet, bakın gördüğünüz gibi seslendirmeyi de bu şekilde oluyor. Arkadaşlar, Animaker videolarını sona erdirmeden önce tümünü birlikte nasıl çalıştıracağız? Burada da var ama şurası daha etkin. Birden fazla videoyu gösterebilme, sahneyi gösterebilme adına arkadaşlar, şuraya tıklatıp çalışmanızı bir bütün olarak görebilirsiniz. Ön izleme düğmesine basıyorsunuz. Yaptığımız çalışmayı baştan itibaren gösteriyorum. Bakın. Merhabalar. Eğitim Destek Merkezi Eğitimdem'in tanıtım toplantısına hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bakın çalışmalar bitti. Sonraki sahneye geçti. Bu sahne az önce yaptığımız çalıştığımız bir kısım. Merhabalar Filiz Hanım, uygun musunuz acaba? Kolay gelsin. Merhaba Taylan Bey, hoş geldiniz. Evet, çalışmamız bu şekilde. Paylaşma kısmı şurada belirtmiştim. Şuradaki numaraya, şuradaki URL adresine de kullanıcılarla paylaşıp
diğer kullanıcılarla ilgi duyan yaptığınız çalışmayı paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Şurada bakın paylaş diye bir düğme var. Burayı tıklatabilirsiniz. Bakın burada bağlantıyı görüntüle kısmı var. Buradan da görebilirsiniz. Buradan e-posta yazabilirsiniz. Bağlantıyı düzenle deyip buradan da şey yapılabilir. Şuradan kopyasını alıp bakın şuraya Word aktarabilirsiniz. Daha rahat çalışabilme adına. Bakın şurada da zaten sizin videonuzu üretmiş oldu. Evet arkadaşlar, Animaker için benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda başka bir Web 2.0 aracında görüşmek üzere. Hoşçakalın.